Hepinize merhaba. Bugün Erol Bulut'un Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Fenerbahçe'ye gelebilecek hoca adaylarına bakacağız. Erol Bulut son zamanlarda yoğun bir eleştiri altında. Hocanın elinde bulunan kadronun altın değerinde olduğu fakat o altın değerindeki kadroyu bir türlü düzgün oynatamadığı söyleniyor. Erol Bulut'un bugün yaptığı açıklamalarda hala şampiyonluk umutlarının olduğuna vurgu yapsa da pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinden puan kaybı yaşanması halinde takımdan gönderileceğine dair haberler bulunuyor. Peki Erol Bulut giderse yerine kim gelebilir? İşte bugün konumuz tam olarak bu. Fenerbahçe'nin başına gelme ihtimali olan teknik direktörlerin daha önce hangi takımları yönettiklerini, maç başına puan ortalamalarını referans alarak sizlere anlatmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce bizleri desteklemek için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Dilerseniz açılışı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk aday Emre Belözoğlu. Şu an Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un gönderilmesi durumunda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabilir. Daha önce hiçbir takımın teknik direktörlüğünü yapmayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Bu büyük bir tartışma konusu. Kulübün geçmişini bilen ve futbol kültürüne sahip olan bir isimden bahsediyoruz. Burada sizin fikrinizi almak isterim. Sizce Emre Belözoğlu teknik direktörlükte başarılı olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmanızı rica ediyorum. İkinci adayımız Okan Buruk. Okan Buruk'un Galatasaray'ın altyapısından yetişip Inter'e kadar uzanan bir futbolcu kariyeri vardı. 2010 yılında futbolu bıraktıktan sonra 2011 yılında milli takımımızın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. Okan Buruk'un milli takımdaki yardımcı antrenörlük görevinden sonra teknik direktörlük yaptığı diğer takımlar sırasıyla şöyle: Elazığ Spor, Gaziantep Spor, Sivas Spor, Göztepe, Akhisar Belediye Spor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir. Okan Hoca'nın teknik direktörlük kariyeri boyunca maç başına puan ortalaması ise 1.34. Sıradaki isim Arsene Wenger. Fenerbahçe'nin 3. adayı olan Wenger'i hemen hemen hepimiz biliyoruz. 1996'dan 2018'e kadar Arsenal'da görev alan teknik adam şu an FIFA'da gelişme direktörü olarak görev yapıyor. 22 yıl Arsenal'ı yöneten 1219 maça çıkan Wenger, Arsenal ile 1.95 maç başına puan ortalaması yakalamıştı. Fransız teknik adam kaoslarla dolu Türk futbolunun içine girmek ister mi? Ben buna çok ihtimal vermiyorum. 71 yaşında olan Arsene Wenger, Fenerbahçe'de teknik adamlık yaparsa gerçekten çok şey katabilir. Alman teknik adam Löw listemizin 4. sırasında. 1998-1999 yıllar arasında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Löw bu süreçte maç başına 2.05 puan ortalaması yakalamıştı. Tabii birçoğumuz onu Almanya milli takımından tanıyoruz. Son 15 yıldır Almanya milli takımını yöneten Löw 2021 Temmuz ayından beri boşta. Fenerbahçe'ye gelmesi sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Yıldızlarla dolu kadroyu ben de yönetirim. Löw'ün Almanya'da başarı yakalaması bir şey değil diyenler elbet olacaktır. Fakat şu anki Fenerbahçe kadrosunun da Süper Lig takımlarının kadroları göz önüne alındığında gayet iyi bir takım olduğunu belirtmek isterim. 5. adayımız Allegri. Allegri bir İtalyan, Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus'ta görev almış bir teknik adam. Allegri şu an boşta. Son teknik direktörlük macerasını Juventus ile yaşadı. Juventus'ta yaklaşık 5 yıl görev yapan teknik adam İtalyan ekibiyle güzel bir maç başına puan ortalaması yakalamıştı. Maç başına 2.27 puan kazanmayı başaran Allegri 30 Haziran 2019'dan bu yana hiçbir ekibiyle çalışmadı. Genelde 4-3-3 ofansif dizilişini tercih eden İtalyan adam Fenerbahçe'ye gelirse Süper Lig'e renk katabilir. İtalyan teknik adamlardan Mancini'yi hatırlıyorsunuzdur. Bir zamanlar Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapmış olan Mancini, Manchester City'de de görev yapmıştı. Galatasaray'da aldığı görev süresi boyunca takdir toplamış isimlerden biri. İtalyanların futbol anlayışı bize göre biraz farklı gelse de başarısız olduklarını söylemek onlara haksızlık olur. Her nasıl ki Mancini Galatasaray'da fena bir performans sergilemediyse, Allegri de Fenerbahçe'de başarılı olabilir. 6. adayımız da İtalyan, Sarri. Napoli, Chelsea ve Juventus'u yönetmiş bir isimden bahsedeceğiz. Az önce bahsettiğimiz Allegri, Juventus'tan gittikten sonra onun yerine Sarri göreve gelmişti. Teknik adam Sarri, Juventus ile ne çok iyi ne de çok kötü bir performans sergiledi. Sarri, Türkiye'deki futbol severlerin sempatisini kazanmış bir teknik adam. Eğer Fenerbahçe'ye gelirse uzun bir süre gündem olabilir diye düşünüyorum. 7. adayımız Tayfun Korkut. Tayfun Korkut da teknik direktörlük macerasına başlamadan önce Türkiye'de yardımcı antrenörlük görevi yapmış. Tıpkı Okan Buruk gibi. Tayfun Korkut bu zamana kadar 4 takımın teknik direktörlüğünü yapmış. Bu takımlar Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart. Tayfun Hoca'nın ortalama maç başına puan ortalaması 1.21. 7 Ekim 2018'den bu yana hiç görev almamış. Fenerbahçe'nin başına geçmesi düşük bir ihtimal olarak görünse de listemizin 7. sırasında yer alıyor. Sıradaki isim Daum.
Daum'da süredir görev yapmayan teknik adamlardan biri. 14 Eylül 2017'den beri takım yönetmeyen Daum, 2003-2006 yılları arasında Fenerbahçe'de gayet güzel işler çıkarmıştı. 126 maçı yöneten teknik adam 2.15 maç başına puan ortalamasına sahipti. Fenerbahçe'den sonra 3 yıl Köln macerası yaşayan Alman teknik adam tekrar Fenerbahçe'ye dönmüştü. 2009'da ikinci kez Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini üstlenen Daum bu kez de 2.09 maç başına puan ortalaması yakalamıştı. Daum taraftarın da sevdiği bir isim. Şu an Fenerbahçe'ye gelse başarı yakalama ihtimali var. Fakat 2017'den beri görev yapmıyor oluşu küçümsenecek bir faktör değil. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ernesto Valverde. Valverde size tanıdık gelecektir. Sebebi ise Barcelona. Valencia ve Athletic Bilbao yönetiminden sonra 2017'de Barcelona'nın teknik direktörlük görevini üstlenen Valverde, Ocak 2020'de Barcelona'dan ayrılmıştı. Barcelona ile 2.23, Athletic Bilbao ile 1.64, Valencia ile 1.87 maç başına puan ortalaması yakalamıştı. Şu an kulüpsüz olan teknik adam Fenerbahçe'ye gelir mi orası bilinmez. Ama en son Barcelona'da görev yapmış olan bir teknik adamı getirmek biraz maliyetli olabilir. 10. adayımız Lampard. Lampard'ın en son 84 maçlık bir Chelsea yönetimi olmuştu. Genç oyunculara şans vermeyi seven teknik adam Chelsea'de uzun süre görev alamadı. Fenerbahçe onu takımın başına getirirse biraz cüretkâr bir tutum olur. Lampard gibi bir isimden kısa sürede başarılar beklenemez. Uzun yıllar şans verilecekse Lampard Fenerbahçe'de görev alabilir. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilecek muhtemel 10 teknik adamı gördük. Bonus olarak bir isimden daha bahsetmek istiyorum. Lucien Favre. İsviçre uyruklu Favre Dortmund'u yönetmiş bir isim. Öncesinde ise Nice, Gladbach ve Hertha Berlin gibi takımları yönetmiş. Genelde 4-2-3-1 dizilişini tercih eden teknik direktör 13 Aralık 2020'den beri boşta. Fenerbahçe ona teklif götürürse Favre Fenerbahçe'ye gidebilir diye düşünüyorum. Gittiği takımlarda ortalama 3 yıl görev yapan Favre uzun vadede başarı getirebilecek bir potansiyele sahip. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Erol Bulut giderse Fenerbahçe'de hoca olması muhtemel 10 teknik direktörü gördük. Bonus olarak Favre'yi de gördük. Fenerbahçe'nin başına gelme ihtimali bulunan 10 teknik adamın isimlerini de kısaca şöyle özet halinde tekrar aktarmak istiyorum. Emre Belözoğlu, Okan Buruk, Arsene Wenger, Löw, Allegri, Sarri, Tayfun Korkut, Daum, Valverde, Lampard ve ek olarak Favre. İlginizi çekebilecek bir içeriğimizden bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe tarihinin en pahalı 10 satışını ele aldığımız bir videomuz mevcut. Bu videoyu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gayet güzel bir video oldu. Videonun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Elimden geldiği kadarıyla Fenerbahçe'nin başına gelmesi muhtemel olan 10 teknik adamı sizlere aktardım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.